Efendim iyi akşamlar. Yine güreşin bir el meydanında, kanal ve ekranlarında sizlerle beraberiz. Evet, bu akşam biraz geç oldu. Ama önümüzdeki haftadan itibaren her cumartesi akşamı cumartesi akşamı saat 20 itibariyle kanal ve ekranlarında Antalya güreşinin, Türk güreşinin ve dünya güreşinin kanalı yine bu ekranlarda olacak. Sevgili Arzu Saygın. Evet, bugün sevgili Hüsamettin Başkanım, bugün benim 19, bir 19 diyelim ve öbürünü demeyelim. Bir de 19 diyelim. Sağ olsunlar, bugün festen, telefonla, efendim doğum günü kutlamaları ama sağ olsunlar. İşte bu güzellik bugün işte Kanal V'nin işte Gazanfer Hoca'nın Kanal V'sinin doğum günü kutlaması. Çok sağ olun, var olun. Üfleyelim değil mi başkanım? Çok sağ olun. Tüm ekibe çok sağ olun. Evet. Evet. Bu akşam 2000 yılında başladı Kumluca güreşlerimiz. Ve hep şunu söyledik Hüsamettin Başkanım'la. Kumluca'daki kürsü Kırkpınar'ın kürsüsüdür, yaz bir tarafta demiştir. Ve ispatlı şahitlidir kitaplar. Bunun şahidi gösteriyor Kumluca'nın kürsüsü, Kırkpınar'ın kürsüsü. 2018 yılında, bu sene 27, 28, 29 evet. Nisan'da 19. yapılacak. Öyle mi başkanım? Evet abi. Evet, her geçen yıl markalaşar ki bu sene 3 gün olacak. Öyle mi başkanım? 3 gün izin aldık. Evet, bu sene 3 gün. Festivalin programına evet. Bağlı. 3 gün 3 günlük bir Kırkpınar'ımız vardı. Bir elmalı güreşlerimiz vardı. 2 günlük güreşimiz Kumluca ve buna Balıkesir Kurtdere güreşi de eklendi. Bu sene Kurtdere'de 3 günlük olacak ve Kumluca'mız da 3 günlük olacak. Evet, 2000 yılından 2018 yılına diyeceğiz. Evet sevgili Hüsamettin Çetinkaya Başkanım, Kanal ve Yer Meydanı'na hoş geldiniz. Hocam çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Ben televizyonları başında bizi izleyen güzel insanları saygıyla selamlıyorum. Size de sağlıklı uzun ömür diliyorum hocam. Bizim için de sürpriz oldu. Biz hazırlıksız geldik. Biz de böyle bir ağamla beraber bir hazırlık evet. Yapar gelirdik Gazanfer Hoca'ya. Ama şimdi canlı yayında mahcup olduk. Estağfurullah. Yani. Yok. Bunda sağ olsunlar. Bunda benim de ben. Evet. Sağ olsunlar. Güzel oldu. Bu VTV'nin sıcaklığının, güzelliğinin göstergesi. Çok sağ olun. Ne kadar güzel bir televizyonda çalışıyorsunuz. Sizi tebrik ederiz. Tabii şunu söyleyelim. Yağlı güreş tarih boyu var. Anadolu'da var. Türk tarihinde var. İzlerini geçen yıl biz araştırmak üzere Türkistan'a kadar gittik. Evet. Hoca Ahmet Yesevi'nin türbesine, orada 21 Mart'ta Nevruz'a katıldık. Orada yapılan kendilerine has Kazakların yaptığı güreşi seyrettik. Ve orada bir sürpriz oldu. Bizim Kumluca güreşine gelmeden önce onu sizinle de bir hoşluk olsun diye anlatayım. Tabii ki. Biliyorsunuz Recep Kara 2000 evet. 16 yılı Türkiye başpehlivanıydı. Mehmet Ayan Bey'in başkanlığında gitmiştik. Ben vardım. Bir de Gökhan Günaydın arkadaşımız vardı evet. TRT'den. O da gerçekten bu güreşi en iyi bilen spor camiasının teorik akademik bir bilgisi olan bir arkadaşımız. Orada tabii Çimkent, Türkistan'ın bağlı olduğu eyalet ve Çimkent'te birinci gün 21 Mart'ta Nevruz'a orada katıldık. Türk dünyası Nevruz'u orada kutladı. İkinci gün Çimkent Nevruz'u var. Gittik orada cirit ve atla ilgili yarışlar organize edilmiş. Onları izledik. Ödül töreni var. Ödül töreninde biz izleyici olarak arkadayız Türkiye'de. Ya önde birisi var, genç bir arkadaş. Ödülleri o takıyor falan. Dedi bu pehlivan, yani duruşu pehlivan duruşu ya. Ya gelin bakalım ben hani birazcık da protokol işi. Biz de protokolüz dedim. Gelin biraz da biz madalya takalım. Gel. Yani indik. Şöyle bir baktı. Nurcan dedi. Milli takımda beraber Kazak milli takımının milli güreşçisi. Dünya şampiyonu bir pehlivan.
O da Recep dedi, sarılıştılar. Ya hiç beklenmeyen bir anda iki takım arkadaşı, gönül dostu ve tabii rakip de belki güreşmişlerdi. Sonuçta orada bir karşılaşma oldu. Biz de tabii tanıştık falan, niye geldiğimizi anlattık. Bize bir konuşma, orada konuşma yapın bakalım dediler seyircilere. Dediler ki ya sen siyasetçisin, sen konuş dediler yani. Tabii bu usta ama tecrübelisi, bu usta tecrübelisi. Yani konuştuk. Evet. Şimdi öyle bir güreşte güzellikleri de var. Şimdi tabii Kumluca güreşleri de bizim bölge olarak tarihte var. Ama düğün güreşi şeklinde var. Bir dönem Finike ile ortaklaşa yapılan altın portakal güreşleri olmuş. Bir yıl Kumluca'da, bir yıl Finike'de ama müşterek işler biliyorsunuz. Ama bizim beceremediğimiz... Çok güzel güreşler olurdu. Evet. Sonuçta ara verilmişti uzun yıllar. Ben de çok fazla hatırlamıyorum. Çok da katıldığım olmadı. Ben geldiğim yıllarda 80'de... Ben ilk defa güreşi ciddi bir şekilde 1993 yılında Dirmil'de izledim. O yıl yanlış hatırlamıyorsam 93 yılı Kırkpınar güreşlerinde televizyonda izliyorum. Finalde Yüksel Sezgin'le Ahmet Taşçı karşılaşmışlardı. Evet. Tabii Yüksel Sezgin'in oraya gelişi, Sezgin Yüksel. Sezgin Yüksel. Pardon. Sezgin Yüksel'in oraya gelişi sürpriz olmuştu falan. Çok iddialı konuştu. Dedi ki bunun rövanşı haftaya Dirmil'de dedi. Biz de heyecanla gittik yani. Benim ilk böyle ciddi güreş seyrettim o. Kırkpınar dönüşü de Dirmil'di biliyorsun. Evet. O yıllar heyecanla da bölge insanı beklerdi. Sonra tabii 97 yılında buradan tabii ki yad etmek lazım. Rahmetli oldu. Ben Finike Cumhuriyet Lisesi'nde müdürüm. Yani Ali Yiğit abimiz vardı eski pehlivanlardan. O da Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Dedi ki ya müdürüm biz bir güreş yapsak. Okulun ihtiyaçları var ve bu ihtiyaçları gidermek için paraya ihtiyacımız var. Büyük bir organizasyon yapalım. Gelir elde ederiz. Elde ettiğimiz gelirle biz okulun bu ihtiyaçlarını gideriz dedi. Ya biz yapabilir miyiz dedim. Bir muhtar bile yapıyor dedi. Muhtar bile yaptığına göre dedi köy muhtarı sen lise olarak yaparız dedi. İyi yapalım dedim ben. Ya birazcık böyle atak olmamızın da etkisi var herhalde genciz de. Yapalım dedim 97'de. Yola çıktık. Nasıl yapacağız dedim. Benim birader Hüseyin'i çağıralım. Hüseyin Yiğit de biliyorsunuz biraderidir. İkisi de pehlivan bunların. Ailecek pehlivanlar o Yiğitler. Hüseyin'i çağıralım dedi. Hüseyin dedi bize yardımcı olur. Hüseyin abi çağırdık rahmetli. İkisi de rahmetli oldu iki birader. Hüseyin abi bize dedi ki bu işi en iyi dedi Cazgır Osman bilir dedi. Osman abiyi çağırdı. Evet, Nurisi'de, 97'de Nurisi'de yatsın diyelim. Organizasyonu yaptım ben bir lise müdürü olarak o yıl. Tabii o zamanki kaymakamımız Nihat Nalbant vardı. Bana çok destek vermişti. O günkü belediye başkanları da komiteye aldık. Ve ben ilk organizasyon esasında 97'de Kumluca Belediyesi'nin yaptığı güreşler ayarında büyük bir güreş yaptık. Sonrasında tabii belediye başkanı oldum ben. Oradaydım ben. 97'den sonra 99'da belediye başkanı adayı oldum. Dediler ki o Yörük camiası şeyi sever, güreşleri sever. Ya bu seçilirse güreş yapar diyorlardı yani. Bu evet. Ciddi deve güreşi yapar. Ondan sonra insan güreşi yapar. Yani bunun da şeyi var. O rahmetli Hüseyin abigil geldiler Finike'de oturmalarına rağmen Kumluca'da bana pehlivan camiasının oy vermesi konusunda kulis de yaptılar. Ve tabii biz seçildik ve 2000 yılında ilk güreş organizasyonuna çıktık. Tabii o esnada Mehmet Öztürk abiyle karşılaştık. Tabii işin duayeni esas evet, o. Evet, doğru. Şimdi Mehmet Öztürk abiyle oturduk. Nasıl bir güreş yapacaksın dediler. Hüseyin abi yine bizi tanıştıran, o noktaya getiren. Çünkü ben hazır bir 97 Finike tecrübem var. O tecrübeyi şeye taşıdım. 2000'de Kumluca'ya taşıyorum. Taşırken dedi ki sen camiye yabancı değilim artık. Aşinalığım da var. Dedi ki nasıl bir güreş yapacağız? Hiç unutmuyorum. O yaptığımız stada sabahleyin güreş bismillah bir günlük güreş. Tribünler falan geceden taşındı. Çünkü bir başka yerde tribün etkinlik yaptık. Akşam gece konser vardı Karatepe stadın olduğu yerde. Konser bitti 12'de. Bizim ekibimiz o tribünleri söktü. Sabaha kadar güreş sahasına kurdu ve biz sabah 7'de her şey hazırdı. Yani bizim o fotoğraf, o geçeki ekibin de fotoğrafı belediyede asılıdır. Sonra dedi ki nasıl bir güreş olacak? Şimdi bir adettendir. Orada bir nokta koy. Bir telefonumuz var. Alo. Gazanfer Hocam. Selamünaleyküm. Alo.
Gazenfer hocam selam aleyküm, nasılsın, iyi misin? Alo. Evet hocam, sesin nasılsın, iyi misin hocam? Evet, iyiyiz. Evet Gazenfer hocam, nasılsın, selam aleyküm. Aleyküm selam, Almanya. Almanya'da peyin çabuk. Buyur, Samettin Başkanım, Almanya'dan. Evet, teşekkür ederiz. Yani sürpriz oldu. Evet. Peyin çabuk. Hocam, şimdi evvela selam aleyküm. Oradaki başkanımı tebrik ediyorum. Ben eski pehlivanlardan, baş pehlivanlardan Peyin Çabuk. Yaman'ın arkadaşıyım ben, Almanya'da, Berlin'de. Balıkesir, Gönen. Sayın Belediye Başkanımızdan gurur duyuyorum sizlerden. Şöyle gurur duyuyorum, sizi hakikaten güreşleri çok güzel ayarlıyorsunuz, yapıyorsunuz. Çok memnunuz, Allah razı olsun. Avrupa'da sizleri seyrediyoruz biz her zaman. Yalnız ben nereye üzülüyorum biliyor musun? Ben Bayrampaşalıyım, İstanbul Bayrampaşalı. Bizim belediye başkanımıza birkaç sefer rica ettik. Niye bizim güreşlerimizi yaptırmıyor Bayrampaşa'ya? Bayrampaşa hakikaten güreş hastası, oranın halkı, hep göçmen kendileri. Beni burada Almanya'da rahatsız ediyorlar. Şöyle diyorlar ki, Fehmi niye belediye başkanımıza söylemiyorsun? Birkaç sefer söyledik. Bilmiyorum, hiçbir yakınlık göstermedi. Ama sizlerden hakikaten gurur duyuyorum. Şu anda geçen gün toplantıyı dinledim Antalya'da. Hakikaten sevindirici bir şey. Çok memnun oldum. Evet. Peki, bu sene 27, 28, 29. Evet, Nisan. Nisan'da Kumluca güreşleri var. Şimdiden evet, duyurusunu yapalım. Hazırlıklı ol. İnşallah. Allah razı olsun. Peki. Hakikaten Gazanfer hocam. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Sizleri takdir ediyorum. Yaman'a da selam söyle. Şükrü abiye, Süleyman Kaplan'a, Bayrampaşa'ya, bütün herkese selam. Onlar buradan duyarlar, selam alırlar. Çok sağ ol. Selamlar Almanya. Sağ ol. Allah razı olsun. Sağ ol. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet Hüsamettin Başkanım. Tabii Mehmet Öztürk'te karşı karşıya geldik. Mehmet abi, bu camianın bu işte duayenidir. Yani evet, tartışmasız futbolda Erman Toroğlu, yağlı güreşte Mehmet Öztürk bilirim. Yani şimdi çok, Erman Toroğlu'ya çok kızarız biz, bu sebze yetiştiricileri bilmediği işleri de konuştuğu için, ama futbolda penaltı diyorsa kimse itiraz etmiyor. Yorumculara bakıyorum, Erman Hoca ne diyecek diyor. Ya o bir başka kanalda, sen görüşünü söyle, ama yani onun gibi Mehmet Öztürk ne söylüyorsa odur. Mehmet abi dedi ki nasıl gelen, bir şey olacak dedi. İçinden gelen Hasan Tuna, o zaman bizim Kumlucan'ın tabi sempatik, yine de çok kaliteli bir insan. Dedim ki abi, burada şimdi genel bir kanaat var herkeste. Pehlivan ne, kim o bölgeli, oralı kim varsa işte başı o alır, gerisi yatar falan gibi bir şey var. Kesinlikle kıran kıran olacak. Benim senden bir tek isteğim var. Yani burada Hasan'ı kollarlar. Bilmem Ahmet, ben bunu anlamam. Ben Yiğit Er Meydanı'dır burası. Evet. Bile hak ettiği yeri kim hak ediyorsa o alsın. Cengiz rahmetli Cengiz Elbiya ilk baş pehlivanımız olmuştu. Hasan da yarı finalde herhalde yıkılmıştı. Sonuçta o şey, o niyet, halis niyet tuttu ve Kumluca güreşleri işte birincisi, ikincisi, üçüncüsü derken bir baktık, döndük, baktık ki 18 sefer güreş yapmışız. Yani zor bir organizasyon ve artık Türkiye'de biraz önce de siz saydınız, ilk üç güreşten birisi. Evet. Kurtdere daha bizden sona geliyor çünkü yeni iki günlük oldu. Yeni. Elmalı'yla Kırkpınar diyor ki iddialı. Ne diyor? Biz işte 600 küsur yıllık geçmişimiz var. 18 yıldır istikrarlı yapılan bir güreş ve güreş camiasının söylediği seyir zevki Türkiye'de en yüksek olan, keyif alınan, sonuç itibariyle de Kırkpınar'la birebir örtüşen. Yani şimdi siz keyif al, niye geliyor o seyirci? Niye 12 saat yerinden kalkmıyor? Yani o işi sevdiği için kalkmıyor. Yani inanın şu çayı içmiyor insanlar. Su içmiyorlar. Neden? Yani ben bir güreş kaçırırım diye bir su içmiyor, tuvalete diye gider de şeyi kaçırmayayım diye su içmiyor. 12 saat hiçbir etkinlik kendisini o şekilde yerinde oturtamaz. Konsere gidersiniz, 90 dakika en fazladır, 40 dakika normaldir. Yani futbol maçına gidersiniz, 90 dakikadır. Ama maalesef yağlı güreş
12 saat ben insanların kalkmadan seyrettiğine şahit oluyorum. İşte üç gün. Yani bir de sürekli her gün aynı şeyler. Yani o onu yapıyor, bu bunu yapıyor. Ama bu kendisinden bir şey buluyor insanlar. Yani bizim milli sporumuz dememizdeki, bizi biz yapan değerlerden dememizdeki şey bu. Siz o işe ilgi duyuyorsa, sizden bir şey varsa. Şimdi yerel televizyonları insanlar niye izlerler? Kendisini görür orada. Kendisinin bir parçasıdır. Ulusalı da izler genel manada şey. Ama yereli, yerel basından kendisiyle ilgili olan şeyleri, beni ne anlatıyor, benimle ilgili ne var anlamında şey yapar. Yağlı güreşte bizi biz yapan değerler. İşte bu değerleri yaşatmak lazım. Sonuçta çok şükür. Bugün geldiğimiz noktada, hani siz söylediniz ya girişte, biraz sonra belki şey yapacaksınız. Ben de çıkarttım arkadaşları. Dedim ki ya biz böyle iddia ediyoruz. Acaba tutturabiliyor muyuz? Son 3 yılınkine bakalım şöyle. 2017-18'i göstereceğim diyorsunuz. Bakın Kumluca güreşlerinde Orhan Okulu ile İsmail Balaban final yapmış. Nedim Gürel, Fatih Atlı kürsüye çıkmışlar ama finali Orhan Okulu ile İsmail Balaban yapmış. Orhan Okulu birinci olmuş. Üst üste dördüncü birinciliği, üçüncü birinciliği Orhan'ın. 2017 yılı. Tabii 2017 sonuçları. Şimdi devam ediyoruz, oradan Kırkpınar'a geliyoruz. Kırkpınar'a geliyoruz. İsmail Balaban da Orhan Okulu Kırkpınar'da da final yapmış. Final. Kumluca da yapmış, gitmişler orada da yapmışlar. Ama orada Hamza Köseoğlu ile Şaban Yılmaz kürsüye çıkmışlar. Tabii üçüncülük kürsüsünde. Final. Şeye geliyoruz, bir yıl öncesine geliyoruz, 2016'ya. Kumluca'da finali Orhan Okulu ile Recep Kara yapmış. Kim almış? Orhan almış. Finali şeyde, tabii biz bir acı şeyi yaşadık 2016'da. Yeşil Kumluca güreşlerinde güreşirken sahada babası rahmetli oldu. Yeşil, yani bırakmak zorunda kaldı. Allah rahmet eylesin. Sonra cenazesine de katıldık. Şimdi Yeşil bırakmıştı. Orhan Okulu, Recep Kara final yapmış. Şaban Yılmaz, Osman Aynur da kürsüye çıkanlardan. Tam ne diyorum, Osman şeyde güreşmedi Kırkpınar'da. Recep Kara ile Mehmet Yeşil final yapmış. Kumluca'da final yapan Recep Kara, Kırkpınar'da final yapmış ve birinci olmuş. Şaban Yılmaz, Kumluca'da üçüncüymüş, Kırkpınar'da da üçüncü. Ali Gürbüz güreşmemişti Kumluca'da, güreşmemişti. Ali Gürbüz de yine kürsüye çıkanlardan. Bir yıl öncesine bakıyorsunuz, yine Orhan Okulu Kumluca'da birinci, Fatih Atlı, Mehmet Yeşil, İsmail Balaban. Şeyde de Orhan Okulu, Osman Aynur, İsmail Balaban, Serhat Balcı. Yani en az ikisi, yani bu şunu gösteriyor. Kumluca'da hem keyifli güreş seyrediyorsunuz, hem de iddialı güreş seyrediyorsunuz. Yani güreşe de doyuyorsunuz. İki gün, üç gün de olsa. Belki. Sonuçta da Kumluca güreşlerini onun için seyirci iple çekiyor. Onun için de güzel insanlar ağ oluyor Kumluca'da. Evet, onlardan bir tanesi Metin Özkan Ağam. Yani. Şimdi Metin Özkan Ağam'la kısa bir aradan sonra işte güreşin olması olmazlardan bir tanesi ağlarımız. Ağsız olmaz. Ağsız olmaz güreş, ağsız olmaz güreş diyorsun. Ama... kısa bir aradan sonra beraberiz. Efendim El Meydanı devam ediyor. Bir telefonumuz var. Alo. Alo. Efendim Sayın Antalya Emniyet Müdürümüz Sayın Celal Uzunkaya. İyi akşamlar Gaziantep Bey. İyi akşamlar sevgili müdürüm. Evet biz bu akşam beraber olacaktık ama tabii görev icabı Ankara'dayız. Ankara'dasınız. Gaziantep Bey iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Şartınızda hem kanal ve çalışanlarına, hem değerli belediye başkanımız Hüsamettin Bey'e, hem de tüm izleyicilere Ankara'dan selam, sevgi gönderiyorum. Doğru, biz bu akşam El Meydanı'nda beraber olacaktık Hüsamettin Bey'le ve sizinle. Kurultayda.
iki gün boyunca Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın düzenlediği İl Emniyet Müdürleri toplantısına katılmak üzere burada bulunuyorum. Kısmet olursa bu gece Antalya'ya döneceğim. Dolayısıyla size vermiş olduğumuz programa katılma vaadini ancak telefonla gerçekleştiriyoruz. Ama borcumuz olsun. İnşallah bir başka programda bunu telafi etmeye çalışırız. İnşallah sevgili Hüsamettin Başkanım. Şimdi Sayın Uzunkaya Emniyet Müdürümüz Antalya. Ama geçmişe gittiğimiz zaman bir Mehmet Aksanbah Emniyetin içerisinde Beden Terbiyesi Bölük Genel Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı ve onun zamanında emniyet çok güçlü. Boksta Seyfi Tatarlar, Celal Sandarlar ama güreşe baktığımız zaman müthiş bir güreşçiler vardı. Bu akşam inşallah beraber olduğumuzda emniyet ve güreş diyeceğiz. Neler söylemek istersin müdürüme? Müdürüm hayırlı akşamlar. Size de hayırlı yolculuklar inşallah. İyi akşamlar diliyorum başkanım. Sağ olun, iyi yayınlar. Tabi bugün beraber olamadık ama sizi ben 28'inde, 28 Ocak'ta Kumluca'ya bekliyorum. Bizim güvenlik, Kumluca Güvenliği Geliştirme Derneğimiz var. Bu derneğimiz Kumluca Emniyet Müdürlüğü'ne destek olsun. Bilhassa araç alımı konusunda elde ettiği gelirle Kumluca İlçe Emniyet Müdürlüğümüze araç alacak. Ve sonuçta biz onun için 28 Ocak günü Kumluca'da deve güreşi organizasyonu yapıyoruz. Bu yıl 12.si olan bir festival, deve güreşi festivali. Sonuçta sizin de geçen yıl Kumluca güreşlerinde başsavcımız, üniversitemizin, Akdeniz Üniversitemizin çok değerli rektörü ve siz üçünüz bizim onur konuğumuzdunuz. Sabahtan akşama kadar da güreşlerimizi izlediniz. Sizin de esasında Kumluca güreşlerini burada izlemeyi çok arzu ederdik ama inşallah bunu 28'inde Kumluca'da emniyet yararına düşündüğümüz, inşallah Kumlucalılar hep bugüne kadar destek oldular. Emniyetine sahip çıktılar, polisine sahip çıktılar. Burada o güreşte de sahip çıktıklarını inşallah gösterecekler. Biz mahcup olmayacağız diyorum. Sizi bekliyoruz Sayın Müdürüm. Başkanım çok teşekkür ederim. Öncelikle tabii biraz önce girişte de söyledim. Canlı yayında beraber olacaktık. Program öyleydi ama elimizde olmayan bir gündem dışı Ankara toplantısı nedeniyle zorunlu olarak Ankara'dayız. İnşallah bir başka ortamda programda oluruz. İnşallah. Tabii ben geçen sene hem Kumluca'daki güreşleri hem yağlı güreş merkezi haline dönen Antalya'nın değişik ilçelerindeki pek çok güreşleri keyifle izledim, seyrettim. Önümüzdeki 28 Ocak'ta yapılacak olan deve güreşleriyle ilgili konuda belediye olarak verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar öncesinde böyle bir konuya girme konusunda izin istediler. Gayet iyi olur dedik. Neticede hem emniyet yararına bir etkinlik olacak, hem sosyal bir faaliyet olacak, hem de polisin halkla, belediyeyle, kamu hizmeti yürüten birimlerin kaynaşmasına, dayanışmasına vesile olacak. Dolayısıyla böyle bir organizasyondaki emeğiniz, katkınız için de ayrıca size teşekkür ediyorum. Tabii ben güreşlere, hatta güreşin ötesinde tüm spor dallarına bireysel olarak ilgi duyduğum gibi tüm insanların da destek vermesini, ilgi duymasını arzu ediyorum. Şöyle ki sporla ilgilenen insanlar başka olumsuz alanlara ayıracak enerji kullanmayacakları için, bulundurmayacakları için güvenlikçi bakışla bizim de güvenlik hizmetlerinde işimize geliyor. Yani ister güreş, ister boks, ister tekvando, ister futbol, değişik branşlarda spor yapan gençlerimiz günün belli bir saatini düzenli olarak takvimleyerek ayırdığı için bu sporlara, kahve köşelerine, gereksiz işlerin peşinden koşturmaya, suç ve suçlulukla ilgili alanlarda dolaşmaya zaman ayırmıyor, ayıramıyor. Bu da o insanların akranlarından daha farklı, daha sağlıklı ortamlarda yetişmesini hem beyin olarak, hem beden olarak, hem
zihin olarak ruh ve beden sağlığı açısından daha sağlıklı nesiller yetişmesine katkı sağlıyor. Tabii Er Meydanı programı diğer spor dallarını ilgilendirmese de her sporun kendine göre bir Er Meydanı var. Dolayısıyla ben burada özellikle sporla ilgilenen hangi yaş grubunda olursa olsun gençlerimize, çocuklarımıza ve diğer sporcularımıza gönülden başarı diliyorum. Ve meslek hayatım boyunca 40 yıl boyunca her fırsatta hem kurumsal anlamda hem bireysel anlamda da destek vermeye, ilgi göstermeye gayret ettik. Daha önce İl Emniyet Müdürlüğü yaptığım gerek Balıkesir'de gerek İzmir'de emniyetin spor gücü kulübü bünyesinde çokça değişik branşlarda sporcularımız vardı. Birinci, ikinciliklerde sporcular 8-10 branşta aktif olarak faaliyet gösteren. Şu anda Antalya'da 400 civarında lisanslı sporcumuz var. Yine değişik branşlarda. Bir o kadar da lisanssız olarak yine bu branşlarda 15-16 branşta çalışan, koşturan öğrencilerimiz, gençlerimiz var. Ve biz bunları seçerken hem polis çocukları olması hem vatandaşlarımızın çocukları olmasına %50 asgari gayret gösteriyoruz. Burada da polisle vatandaşın çocuklarının hem kaynaşması hem başarıyı birlikte elde etmelerini geleceğe yeni ve sağlıklı nesiller taşıma amacıyla destekliyoruz. Yani o anlamda da Antalya polis spor gücünün 15-16 ayrı branşta son derece yararlı çalışmaları var. Tabii bu çalışmalara destek veren vatandaşlarımıza da müteşekkiriz. Burada asıl olan toplumun geleceğe beden ve ruh sağlığı yerinde, zinde gençler olarak taşınmasını, her türlü suç alanlarından ki en büyük tehditlerden birisi bildiğiniz gibi uyuşturucu, uyuşturucuya uzak kalacak, sağlıklı alanlarda yaşamlarını sporla iç içe geçirecek gençleri yetiştirmek hem bizim toplumda sorumluluğu olan kişiler olarak hem de aile fertleri olarak, sorumluluğu olan aile bireyleri, büyükleri olarak bunu bir görev terakki etmemiz lazım. Tabii Antalya son zamanlarda yağlı güreşte Türkiye'ye bir nevi mührünü vuran bir şehir oldu. Ben 1,5 yıla yakındır görev yaptığım Antalya'da özellikle yağlı güreşteki başarılardan dolayı gerçekten gurur duydum ve duyuyorum. Hatta son Kırkpınar'da son 8'e kalan pehlivanların, baş pehlivanların 4 veya 5'i sanıyorum, 5'i yanlış söylemeyeyim, Antalyalı pehlivanlarımızdı. Ve gerçekten son Kırkpınar'da görselliğiyle Kırkpınar tarihinde ayrı bir yeri olan jeneriklik görüntülerin yaşandığı çok güzel enstantaneleri yaşattı Antalyalı baş pehlivanlar. Özellikle bu vesileyle hem son baş pehlivan Türkiye Cumhuriyeti baş pehlivanı İsmail Balaban'ı hem Orhan Okulu'yu bu vesileyle tebrik ediyor. Her ikisinin gözlerinden öpüyorum. Tabii Antalya'da geçmişe döndüğümüzde Cengiz Elbey'e, rahmetli Recep Gürbüz'e, Hasan Tuna'ya, Ali Gürbüz oğlu bu işi devam ettiren eski baş pehlivanlara da hem minnet ifadesi hem de bu konuda öncü rolleri nedeniyle teşekkür ifadeleri de kullanmak lazım. Tabii ben Samsunluyum. Malum Samsun'da yağlı güreşte ve diğer güreşlerde Türk sporunda ayrı bir yeri olan şehir. Yani Samsun deyince Yaşar Doğu sanki onun içerisinde bir ifade olarak hıfzedilebilir. Efsane bir güreşçimiz Yaşar Doğu. Yine Mustafa Dağıstanlı eski olimpiyat şampiyonlarımızdan, dünya şampiyonlarından bir Samsunlu güreşçimiz. Bunlar tarihe mal olmuş efsane güreşçiler, minder güreşçileri. Onun dışında yine Samsun'un son yıllarda yetiştirdiği
Kırkpınar'da ve diğer yağlı güreş her meydanlarında bildiğiniz gibi Recep Karalar'dan Şaban Yılmaz'a, Haver Kaya'dan Fatih Atlı'ya, Serhat Gökmen'den Serhat Balcı'ya kadar pek çok güreşçilerimiz var. Oldukça başarılı ve istikbal vaat eden güreşçiler. Son Kırkpınar'da da bildiğiniz üzere bu güreşçilerle Antalyalı güreşçilerimiz, baş pehlivanlarımız çeyrek final, yarı final ve final maçlarını ağırlıklı olarak her iki şehir arasında geçti. Tabii Ziya Paşa'nın söylediği müsademeyi efkardan barikayı hakikat doğar, fikirlerin çatışmasından güçlü fikirler doğar dediği gibi çok güçlü sporcuların mücadelesinden çok daha güçlü baş pehlivanlar, efsane pehlivanlar doğacağına inandığımız için bu tatlı rekabetin tüm Türkiye'ye yayılmasının son derece yararlı olacağını, 650 yıla yaklaşan bir tarihi olan Kırkpınar geleneğini tüm Türkiye'de yaygınlaştıracak atasporunu yaşatma konusunda herkese sorumluluklar düşüyor. Hüsamettin Başkanımızın da bu konuda son derece ilgili, duyarlı olduğunu, destek verdiğini, hatta sporcularımızı belediyede çalıştırdığını da geçtiğimiz yıl gördüğümde son derece mutlu olmuştum. Yanlış hatırlamıyorsam Başkanım Hasan Tuna, evet, sizde değil mi? Hasan Tuna bizde efendim. Belediyede. Doğrudur. Dolayısıyla bu tür şeyler çok önemli, simgesel de olsa son derece değerli. Ben hülasa spora, hangi spor dalı olursa olsun destek veren herkese teşekkür ediyorum. Sporu ve sporcuyu koruma, kollama anlamında emniyet olarak bizlere de düşen her türlü görevi bugüne kadar yerine getirmeye çalıştığımız gibi bundan sonra da teşkilatımızın özen ve önem vereceğini, göstereceğini belirtmek istiyorum. Başta söylediğim gibi sporla ilgilenen insanlar suçtan uzak durduğundan bizim iş gücümüzü de azaltan başka alanlara yönelmemizi, güvenlik hizmetlerini başka suçların soruşturması, kovuşturmasında harcamamızı sağladıkları için bize de çok önemli katkılar veriyorlar. Ben o nedenle tüm sporcularımıza hem teşekkür ediyorum, hem tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Eğer ayrı bir soru yoksa, biraz sonra da havalarına geçeceğim için yayın kesilebilir. Ben bu programa katılamadığım için sizlerden, seyircilerden tekrar özür diliyorum. Çünkü biliyorum hafta içerisinde canlı yayına katılacağıma ilişkin sürekli duyuru yapılmıştı. Ama ifade ettiğim gibi toplantı nedeniyle görev kutsaldır. Zorunlu olarak Ankara'dayız. Ama inşallah bunu telafi ederiz. Tekrar sizlere, yayın ekibinize ve izleyicilerimize Ankara'dan, Ankara'nın soğuğundan sıcak selamlar, sevgiler ve muhabbetler gönderiyorum. Peki sevgili müdürüm, en kısa zamanda beraber olmak dileğiyle diyelim. İnşallah Gazanfer Bey. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere müdürüm. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Evet. İşte senin güreşte tanışmıştık sevgili müdürümüz Cenol Uzunkaya ile beraber. Hiçbir güreşten kopmadı. Çok sağ olsunlar. Evet. Güreşin olmazsa olmazları. Ve ağalarımız. Buradan ağalarımızın kulağını çınlatalım ama Coşkun Sönmez ağamızı ayrı bir yad edelim ve Metin Özkan'a diyelim. Evet. Buyur, işte Kumluca güreşlerimizin güzel ağalarından bir tanesi. Evet, sağ ol Gazanfer abi. Teşekkür ederiz. Öncelikle senin doğum gününü kutluyorum. Çok sağ ol. Kanal ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bizleri misafir ettiler. Acil oldu değil mi başkanım? Çok hazırlıksız da geldik ama güzel bir yayın olduğunu da düşünüyorum. Sağ olasın Gazanfer abi. Valla ben güreşi çok, ben Kayseriliyim aslında ama güreşi çok fazla bizim orada olmadığı için hiç görmedik desek yeri var. Geçmişte Kayseri Şeker Fabrikası Ahmet abi de oradan geldi. Ahmet Ayık. Evet. Kayseri Şeker Fabrikası güçlüydü. Doğru, buyur. Evet. Şimdi başkanımın
memleketinde biz bir misafir olduk. Bir inşaatlar, misafirler bir şeyler yaptık. Orada başkanım bizi güreşe tattırdı. Şimdi bırakamaz hale geldik. Böyle güzel bir şeyler oldu. Başkanım size hoş geldiniz Antalya'mıza. Antalya'mıza siz hoş geldiniz. Vallahi çok güzel. Bizim çok hoşumuza gidiyor başkanım. Bunun devamını da istiyoruz. Daha güzellerini de yaparsınız. İnşallah. Yapıyorsunuz da. İnşallah. Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ederim başkanım. Biz de devam ederiz. Yanınızdayız başkanım. Yapacak bir şey yok. Evet, bir taraftan da 2017'ye Kumruca sahasına gidersek ve bir taraftan da masamızın üstündekilerden bahsedersek Hüsamettin başkanım. Yani Kumluca, bu Kumluca'nın esası, güzellikleri bunlar değil, evet, mi? Kumluca hem yağlı güreşte iddialı hem de bunda güreş. Bununla da güreşiyor biliyorsunuz. Bunlar bizim seralarda yetiştirilen, evet, ürünlerimiz. Bu aksesuar olsun. Bizi bununla özdeşleştir. Yani güreş oluyorsa, güzel güreşler oluyorsa, bu Kumluca'da yani güzellikler varsa bunların sayesinde oluyor, onu söyleyelim. Evet, yani, evet, bu masa üstünde, evet, zaman zaman masa üstünde, evet, gösterirsek, evet, ekranda. Metin Bey Kumluca'ya geldi, inşaat yapıyorsa, yatırım yapıyorsa o da bunun sayesinde yapıyor. Yani bu hepsi birbirini besliyor. Aynen öyle. Kumluca biliyorsunuz, evet, seracılıkta önemli bir üretim merkezi. Kış aylarında insanları besliyoruz, yetiştiriyoruz. Bizim ayrıcalığımız kış ayında yetiştirme, bugünlerde yetiştirme. Ocak, Şubat'ta Türkiye'nin yaş sebze meyve ihtiyacını karşılıyoruz. Dolayısıyla bu ürünlerde biz iddialıyız. Yani diyoruz ki bugün artık Türkiye'nin gündeminde, insanlığın gündeminde önemli bir şey var. O da şu, gıda güvenliği diye bir şey var. Güvenilir gıda. Yani siz şu tabakta bulunan ürünü ne kadar güvenilir bir şekilde tüketiyorsunuz? Endişeniz var mı? İşte benim sağlığımı olumsuz yönde etkileyen bir şey var mı? O kadar bilgi kirliliği var ki, yani kamuoyunda bilgi kirliliği çok fazla. Ne deniyor? İşte kış ayında yetiştirilen ürünü tüketmeyin. Sera ürünü hiç tüketmeyin diyor. Kim diyor? Önünde bir de profesör tirti olan bazı insanlar söylüyor. Ama bunların, ben tarımsal anlamda bu işi bilmeyen kesimine bağlıyorum. Çünkü sera demek kontrol edilebilir bir alan. Yani siz hem iklimsel olarak kontrol edeceksiniz, kontrol ettiğiniz bir alanda belli müdahalelerle bitkilerin yaşayabileceği bir ortam sağlıyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Soğuk olursa ısıtıyorsunuz. Zararlı girmesin diye havalandırırken tül çekiyorsunuz, içeriye zararlı giremiyor. İçeride faydalı böceğiniz varsa dışarıya çıkamıyor. Veya bambu sarısı varsa döllemede o da dışarıya çıkamıyor. Sonuçta o güvenilir ortamda, kontrol edilebilir ortamda insan sağlığına zarar vermeyecek ortam sağlıyorsunuz. Ve sonuç itibariyle de biz bölgede en güvenilir gıdayı yetiştiren bölgeyiz. Yani birçok alanda şu domates mesela sizin masalarda da var. Şimdi bu alakalı ne yapıyorsunuz? Döllenmesi gerekiyor ki meyve tutsun. Dölleme olmadan, işte polen tozu ile o dişicik tepesi buluşmadan kesinlikle meyve olmuyor. Veya bir başka dışarıdan müdahale gerekiyor. Onun olabilmesi için o tozun oraya gitmesi lazım. Bunu giderirken ne yapıyoruz? Bambu sarısı dediğimiz bir arı var. Yine menşei bizim Toroslar, Beydağları. Bunlar ilk önce Hollandalılar götürmüş. İşçi arı bunlar. Yani gerçekten seralarda işçiliği %50 azaltan arılar oldu. Ne yapıyor? Kış ayında koyuyorsunuz kovanı veyahut da işte onun yaşadığı mekanı. Ne yapıyor? Geliyor dışarıya. O şeyin, seranın içerisinde yeni açmış, döllenmemiş çiçeği buluyor. O gün açanı buluyor. Konuyor. Onun dokunduğu döllenen çiçek de belli oluyor. Yani seranın içerisinde hangisi yeni açmış, hangisine o arı konmuş konmuş mu? Ya şimdi arı yaşıyor. O arının yaşayabileceği bir ortam sağlıyorsunuz serada. Sonuçta o arı yaşayabileceği bir ortamı sağlarken ne yapıyorsunuz? İnsektisit dediğimiz zehirlerden kaçmak zorundasınız. O arının yaşayabileceği kimyasal
olumsuz kimyasal kullanmamak zorundasınız. Gübrelemeden tutun her şeye dikkat ediyorsunuz. Bu doğal da bir test aracı, aynı zamanda biyolojik test aracı. İşte o ortamda yetiştirdiğimiz gıdalar. Yani bunu olumsuz etkileyen neresi var? Ya ben açık alandakine göre her zaman şunu iddia ediyorum. Açık alandaki her türlü yanlış veya dış müdahaleye açık bir ortamdır. Dolayısıyla zararlıyla mücadelede de bizim eskiden pamuk ekilirdi ovaya. O pamuklarda kurt dediğimiz o yeşil kurtlar olurdu. Onunla mücadele için ovanın tamamı şey, ilaçlama uçakları vardı Türk Hava Kurumu'nun. Her yıl enderin, tamoron dediğimiz zehri bir giderler. Kilometrelerce arazinin üstüne, pamuğun üstüne ilaçlama yapılır. Balığı da ölür, şeyi de ölür. Açık alan çünkü. Kapalı mekanda bununla ne yapma? Doğal mücadele şeyiniz. Bunu kurdu bırakacak şeyi zararlı içeriye sokmuyorsunuz. Tül çekiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Yani ben kesinlikle diyorum ki açık alan mı, sera mı dedikleri zaman ben sera ürünü alıyorum. Yani yazın bizde sera ürünü olmuyor. İşin garip tarafı da biz yazın aynı zamanda tüketiciyiz. Açık alandan mı geliyor, seradan mı geliyor? Ben seradan geleni tercih ediyorum. Niye? Bunu bildiğim için. Ama vatandaş öyle bir yanlış bilgi var ki, yani bilgi kirliliği bu. Yani bilmeyen insanlar da konuyu konuşunca da bizim öyle haksızlık yapılıyor. Telefonumuz var. Evet. Peki. Alo. 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 İyi akşamlar hocam. İyi akşamlar. Alo. Ben Bekir Okulu. İyi yayınlar kazanır hocam. Alo. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Bekir Okulu. Evet. Şimdi... Çok sert çıkıyor sesi. Evet, iyi akşamlar, iyi akşamlar. Hüsamettin Başhanım'la oturuyoruz, canlı yayındayız. Orhan aşağı boylarda o zaman, başpehlivanlıkta değil. Dedi ki yanında, Orhan birinci oldu burada yanılmıyorsam. Dedi ki pazartesi günü dişbaşı yapacak dedi. Öyle mi başkanım? Evet, doğru. Buyur seslenin. Buyur. Başkanım iyi akşamlar. Hayırlı akşamlar Bekir kardeş. Sağ ol. Başkan bu işi biliyor ya. Efendim? Çok çok güzel konulara değindi başkanım. Güraç'tan çok güzel konulara değindi. Çok tebrik edeyim. Alo. Dinliyoruz, seni dinliyoruz. İyi konulara değindi başkanım diyeyim yani. Güraç sınıfında Er Meydanı'na çıktığında burası Orhan Okulu'nun sahasıymış, şurası İsmail Balaman'ın sahasıymış diye bir şey olmadık. Şık olmadık güreşlerde. Biz Pelvan Babası olarak bütün güreş camiasında Pelvanlarımızdan bunu istiyorum ben. Aferin. Biliyorsun ki Orhan Okulu ve İsmail Balaban 2017 yılı Kırkpınar güreşleri, belki son 15 yılı. Çok güzel güreşleri. En güzel Kırkpınarı'ydın, en güzel güreşleriydin. İşte buna da vesile olan Orhan Okulu. Abi canım geçenlerde Kutlere belediye başkanımız da konuştu. Kırkpınar'da bir baş pehlivan oluyor bir arkadaş. Geliyor bir milde ilk turda güreşi bırakıp gidiyor. Alo. Dinliyoruz. Dinliyor mu? Dinliyoruz, dinliyoruz. bu şekil, bu olmaması lazım. Evet. Yani güleş meclise güleşe katılmasın. Güleş yorgunsa bir başkanı var. Doğru söylüyorsun. Çok. Burada ben bir şey söyleyeyim mi? Peki buyur. Başkanım bir şey söylüyor. Bekir kardeşimiz gerçekten ne kadar gurur duysa azdır. Tabii Orhan Okulu'nun babası. Gayet ben 97 yılında o Finike'de yaptığım güreşten bu tarafa. O zaman belki Orhan güreşmiyor da Mustafa vardı. Doğru. Miniklerde. Mustafa Okulu vardı. Biz 99'da Bekir Okulu bizim gönüldaşımız aynı zamanda. Kumluca sahilinde hiç olmamış bir işi yapmaya çalışıyoruz. Deniz Bayramı diye bir etkinlik yapıyoruz Kumluca'da. Yani sünni ortamlarla bir şey yapmaya çalışıyoruz. Bekir de çok candan çalışan gerçekten. Bekir Okulu çok kaliteli bir insan. Zaten belli oluyor asaletin şeyi bu. Sonra bir tarafta kulağımız Kırkpınar'da tam 1 Temmuz düşün. O zaman Kırkpınar güreşleri de o zaman. Orhan miniklerde. Oradan geliyor birinci. Bir amca götürmüş. Orada güreşmiş ve birinci olmuş.
Şimdi Orhan her boyda derece yaparak birinci olarak geldi. Yani hiç boyu öyle kapata şey yapar. Yani hocam, belki tarihinde yok, biliyor musunuz? Kırkpınar tarihinde böyle bir şey yok. Tabii bu öyle olmasında anne babanın çok büyük faktörü var. Şimdi seracılık yapar. Gariban bir insan, kalender, alın teriyle geçinen bir insan, helalla uğraşan bir insan, helal geçinir. Şimdi bütün her şeyi o çocuklardır. İki tane oğlu var pehlivan, Allah nazardan saklasın. Orhan küçüğü ama Orhan daha iddialı. Allah vergisi ona Cenab-ı Allah şey yapmış. Sonuçta her boyda bütün her şeyini ona hasreder. Geliri gideri her şey ondan ama sonunda meyvesini gördü. Ne yaptı? Tabii profesyonel ki çalıştılar. Tabii ki. Allah işte inşallah daha uzun dönemler. Bir de yağlı güreşi de bakın, Türk seyircisi gittikçe yağlı güreşin seyircisi artıyor. Bunu işte biraz önce söyledi ya, kıran kırana güreş olacak. Kumuşa güreşlerinde o şey oluştuktan sonra, yani Orhan Gil, Hasan Gil bu geleneği gerçekten şey yaptılar. Hasan'ın çırakları bunlar. İşte gerçekten kıran kırana güreşler yapıyorlar. Şimdi İsmail Orhan'ı besliyor. Orhan İsmail'i besliyor esasında. Veya işte yeşil yeşil. Yani çok ciddi güreşler olunca bunlar kendilerini de geliştirmek zorundalar. Dedikleri gibi yani, onlar Karaci Belediye Başkanımızdan bahsetti. Çok belediye başkanımız, bizim belediye başkanlarla yaptığımız toplantıda gerçekten Kırkpınar'da çardak güreşi organize eden belediye başkanımız toplantı esnasında çıktı, dedi ki Sayın, ben 200 küsur yıldır güreş yapıyorum. İşte son 10 yıldır, 15 yıldır Kırkpınar'da derece yapan hiçbir pehlivan gelip de çardakta derece yapmadı dedi. Ben çok üzüldüm. Yani o zaman yani bir yanlışlık var. Hem çok para alıyorlar hem de güreşme ilk turda yıkılıyor diyor. Sabah diyor falan yerde güreşiyor, akşam üzeri bir başka yerde. Yani bunlar halk bunu severken güreşin, bakın şimdi bunlara dokunacağız zaman şükrünü, zaman bunlara dokunacağız. Şükrünü eda edemezsek bakın bunlara dokunacağız. Bu bir nimettir. Cenab-ı Allah herkesi baş pehlivan olmuyor. Herkes pehlivan olamıyor. İzledim Özbay Güven'in bazı güreşler hakkındaki düşüncelerini. Şimdi ne yapıyor? İnsanlar rızkından kesiyor, zamanından ayırıyor. 12 saat seyretmek üzere geliyor. Kimi onların yiğitliğini seyretmeye geliyor. Ve isimlere geliyor. Yani o isimleri izlemeye geliyor. Sonuçta orada o emeğin, o samimiyetin karşılığını alamazlarsa inanın bu bir gün de Cenab-ı Allah öyle bir şey tokat durur. Şükrünü eda etmek lazım. Hakkını vermek lazım. Bekir Bey de hep ona dikkat ederseniz vurgu yaptı. Kıran kıran olacak. Yani o i̇şte, şey dedi. İşte, yani o çok işin şey yeri burası. Püf işte noktası. Sıkı bir güreş devam ediyor Kumuza sahasında. Burada Orhan. Bu, bu güreşler bu seyirciyi çoğalttan. Yani şu akşam karanlığı olmuştur. Seyirci gitmiyor. Ve o seyirci, Türkiye'nin her yerinden seyirci var o statta. Evet. Ve gitmiyor. Yani gitmeyişi nedir? Bu güreşin ciddi olacağını bildiği için, kıran kıran olacağını bildiği için gitmiyor. Alo. Alo. Dinledin başkanımı sevgili oğlum. Dinledim. Belki, Allah razı olsun. Belki. Çok sevindirdi. Kumuzcu'ya selamlar. Selamlar. Görüşmek üzere. Size de iyi akşamlar, iyi yayınlar diyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Baktığımız zaman 2000 yılının Cengiz Elbiye, Cinole finalini yapmış. Doğru. Cengiz. 2001 yılı Hasan Tuna'nın ilk baş pehlivanlığı. 2000? Kendi evinde. Evet. 2001'de. 2001'de Kadir Ergin'de. 2002'ye geliyoruz. Hasan Tuna'nın ikinci baş pehlivanı yine Cinole yapıyor. Ama aynı yıl Kırkpınar'da da birinci oluyor Hasan Tuna. Aynı yıl Kırkpınar'ın baş pehlivanı Hasan Tuna. Yani 2002 Kumluca'nın baş pehlivanı. 2002 Kırkpınar'ın baş pehlivanı. 2003'e geliyoruz. Ekrem Yavuz Gökhan Arıcı finali yapıyorlar. Ekrem Yavuz baş pehlivan. 2004 Gökhan Arıcı Hasan Tuna finali var. Gökhan Arıcı baş pehlivan. 2005 yılı Gökhan Arıcı Ekrem Yavuz finali yapıyorlar. Gökhan Arıcı'nın baş pehlivanlığı. Ziya Ünlü 3. orada. 2006 yılına geliyoruz. Recep Kara Şaban Yılmaz finali var. Hasan Tuna ve Salih Torum 3.'ler. 2007 yılına geliyoruz. Hasan Tuna tekrar Kumluca'nın baş pehlivanı. O yıl kürsüye çıkmıştır kesin şeyde de. Kırkpınar'da da kürsüdedir Hasan Tuna. Kayıtlarda Gökhan Arıcı ile beraber Mustafa Karaba ve Recep Kara 3.'ler.
2008 yılına geliyoruz. Osman Aynur, İbrahim Çoraman 38 baş pehlivanın içerisinde. Osman Aynur baş pehlivan. Hasan Tunay 3. burada. 2009 yılında Osman Aynur 47 baş pehlivan var Kumrucan sahasında. Osman Aynur Serhat Gökmen finali var. Evet. Osman Aynur baş pehlivan, Serhat ikinci, Fatih Atlı ile Mehmet Yeşil üçüncüler. 2010 yılında Osman Aynur'un 3. baş pehlivanlığı. Bu sefer 50 baş pehlivan var. Hasan Osman Tunay, o yıllarda tahmin ediyorum Kırkpınar'da da birinci oldu. Kırkpınar'da. 2011 yılı Ali Gürbüz Fatih Atlı finali var. Recep Kara ve Güngör Ekin üçüncüler, 54 baş pehlivan. 2012 Ali Gürbüz'ün 2. baş pehlivanlığı, 59 baş pehlivan. Yine Recep Kara, Ali Gürbüz. Onlar aynı yıllar, Ali Gürbüz Kırkpınar'da da birinci. Birinci. 2013 Recep Kara Orhan Okulu 53 baş pehlivan. 2014 Recep Kara Osman Aynur 52 baş pehlivan. 2015 50 baş pehlivan Orhan Okulu Fatih Atlı finali evet. var. Mehmet Yeşil ile İsmail Balaban üçüncüler. 2016 Orhan Okulu Recep Kara yine finali, Orhan Okulu'nun ikinci baş pehlivanlığı. Şaban Yılmaz ile Osman Aynur üçüncüler ve 2017 yılı Orhan Okulu İsmail Balaban finali, biraz önce izledik. Evet. Fatih Atlı ve Nedim Gürel de üçüncüler ama 72 baş pehlivan var. Evet, işte saray işi. 2017 yılı yine işte Kırkpınar'ın 2017 yılında damgasını vuran güreşler. Evet. Evet. İsmail Balaban Orhan Okulu. Kumluca'da güreştiler. Gittiler. Kırkpınar'da da güreştiler evet. finalde. Yani burada şunu görüyoruz. Tabii bu Allah nazardan saklasın. Tabii insandır. Yani herhangi bir sakatlık, herhangi bir olumsuzluk bu çocukların hayatı şey olur. Yani bu kadar güreşi Türk seyircisine sevdirdiler. Tabii bunda şu var. Şimdi Kumluca ilk baş pehlivanı Hasan Tuna'dır. Yani Kumluca tarihinde Kumlucalı olarak bir baş pehlivan Hasan Tuna 1996'lı yılla 96'da baş pehlivan oluyor. Ama hiç değişmemiş maşallah. Hiç değişmiyor da yani. Hasan Tuna yani bu camianın organik çok, bir organikti. Çok düzgün, karakterli bir arkadaşımızdı. Çok maşallah. Yani yan şeyi yoktur. Maşallah. Şöyle oldu. Hasan Tuna tabii Hüseyin abinin çırağıdır. Hüseyin Yiğit'in çırağıdır. 2001 yılında rahmetli oldu Hüseyin abi. Bir atasözü vardır. Evet. Armut dibine düşerdiler demişti. Evet. Hüseyin Yiğit'in çırağı dediğim. İşte Hüseyin abi 2000 yılındaydı yanlış hatırlamıyorsam Hüseyin abi vefat ettiğinde. Sonra ne yapalım diye düşündük biz. Yani ne yapalım? Şimdi Hüseyin abi rahmetli oldu. Yani Kumluca'da bir potansiyel var. Bizim mesela şimdi Güreş Akademisi, Yağlı Güreş Akademisi adı altında bir salon yaptık. Salonda baktık ki öncelik yaptığımız salon küçük kaldı. 200 tane lisanslı güreşçi var Kumluca'da. Sonuçta dediler ki salon yetmiyor. Salon yaptık, adı da Yağlı Güreş Akademisi. Orada antrenman yapıyorlar. Şimdi ne yapalım? Dedik Mehmet Usta'dan faydalanacağız. Bu işin duayeni o. Hüseyin Çokal'la konuşuyorum. Benim ustam Mehmet Öztürk'tür diyor. Altın kemeri almışsam Mehmet abinin taktikleriyle aldım diyor. O grubun başı. Yani şeydir Hüseyin Çokal. Çokal, Mehmet Güçlü. Hüseyin Yiğit'le bir güreşi var. Recep Gürbüz, evet. Anlattı, hatırasını anlattı. Şimdi Mehmet abiyi çağırdık. Dedik Mehmet abi, Hasan'ı sana teslim edeceğiz. Antalya'nın şu anda en potansiyel olan pehlivanı budur. Bir telefonumuz sonuçta var. Bir telefonumuz varmış başkanım. Alo. Alo. Efendim. İyi akşamlar. Alo. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Kadriye Özdemir. İyi akşamlar. Evet sevgili başkanım, bu da Gazanfer Özdemir'in 46 yıl. Öncelikle konuklarınıza da iyi akşamlar diyorum. Doğum eden sevgili eşim Kadriye Özdemir. Buyurun efendim. Söz senin. Evet. Ben buradan doğum gününü kutlamak için aradım. Sağ olsunlar, daha pastamızı yemedik. Ekibimiz evet. Kral ve ailesi. Evet, çok teşekkür ederim. Pastanı gördüm, izliyorum. Eyvallah. Bir artık Allah ömrü verdikçe diyelim. Bir 46 yıl daha demeyelim de. Öyle mi başkanım?
Tekrar doğum gününü kutlarım. Nice sağlıklı günler içinde tekrar ermenizi dilerim. Belki. Bak Hüsamettin Başkanım'ın ve Metin Hanım'ın da selamları var. Evet. İyi akşamlar. Konuklarınıza da iyi akşamlar diyorum. İyi akşamlar. Evet başkanım. Bugün sürpriz ya bu sürpriz ilk defa bağlandı hanım bayan. Vallahi. Ben ömrümde yani böyle kızın torunları yani bağlanır biz ama. Biz de şanslıyız bugün. Yani böyle bir günde canlı yayına çıkardık. Azafer Hocam bizi. Efendim halis amel iyi, niyet iyi. Niyet iyi. İşte Mehmet abi geldi. Dedi ki yani biz şey yapalım. Abdullah Ersoy'u çağıralım dedi. Evet. Abdullah Ersoy geldi. Buradan selam olsun. Tabii Abdullah Ersoy'un emekleri yadsınamaz Kumluca'da. Onu anlatmak istiyorum zaten. Tabii ki. Abdullah Ersoy geldi. Mehmet abiyle koordineli bir şekilde. O zamanlar tabii benim bahsettiğim yıllar 2001 kriz dönemi. Nizamettin kardeşimiz, Mehmet Ali Susuz kardeşimiz. Bunları ant birlikte güreşçilerde hepsi çıkarıldı Türkiye ekonomik krizde. Onlar biz Kumluca'da Hasan'la çalışalım dediler. Geldiler. Onlar da çalışıyorlar. Bir ciddi bir çalışma oldu. Tabii Abdullah sırf bu işe planlama yapınca bir de profesyonel şeyden geliyor. Karizması olan bir arkadaş. Toparladı ve profesyonelliği oturttu. İşte Orhan Gil o gün hepsi Abdullah'ın çırakları bunlar. Kurallara uymayanları şey yaptı. Kesin çok sert disiplinler uyguladı. Ve arka arkaya artık o çekilen emekler 2002'de Hasan'ı Kırkpınar'da birinci yaptı. Yani yetenek var ama o yeteneği çıkaracak planlı çalışma gerekiyor. Ve o planlı çalışmayı da Mehmet Öztürk, Abdullah Ersoy ikilisi. Ama işin şeyini kim dersen zembereğinde biz Abdullah Ersoy'un bu işi yapacağını şeyini bilmeyiz. Bunu Mehmet abi yaptı. Yani evet, tabii. Bizim danışmanımız şeyimiz. Doğru. Ve biz ilk güreşe Mehmet Öztürk'le başladık. 18.sini yaptık, beraber yaptık. Beraber. Cenab-ı Allah bu güreşlerin bu hale gelmesine Mehmet abinin yetkisi var. Tabii Abdullah'ın o şeyi önceden de var Kumluca'da. Yani amatörce de olsa şimdi Mehmet Aydın abimiz var, onu dinliyorum. Onun da çocukları güreşiyordu. Onlar da bu tarz çalıştırmışlar, şey Ramazan yapmışlar. Ramazan Aydınlar falan. Tabii yani onlar Ramazan Aydın, Bilal Aydın Bilal falan Aydın. Onlar çalışmışlar, emek çekmişler. Fakat profesyonelce o saatten sonra başladı. Abdullah Ersoy ile başladık. Tabii herkes işi öğrendi. Şimdi tabii Orhan her boy çıkıyordu. O belki deste büyük boyda falandı. Mehmet Öztürk bana dedi ki bu Orhan da dedi istikbalin baş pehlivanı dedi. Mehmet abinin yani böyle feraseti vardır. Bu işi bilen bir insandır. Orhan kilosu hep zayıf gözükür. Yani bulunduğu şeyde en belki kilosu düşük gibi gözüken bir pehlivan boyu kısa falan diye. Ama buna rağmen cin gibi hep çıkıyor. O tür şeylerde başa kadar çıkan çok az olur. Yani alt boylarda şey olup da. Ama minik onu o ferasetin... Minik birde birinciydin. Yani hep öyle çıkıyor. Minik birden geliyor. Yani onun o feraseti tabii ben mesela o gün sizin bahsettiğiniz şeyde meydanda belki 4 tane final yapan Kumlucalı güreşçi var. Yani diğer boylarda da. Ben onu bir anda dikkatten kaçırdım. Esasında belki öyle yapmam şık olmadı ama o gün yani benim o çok keyif almam. İşte Orhan'la o Mehmet Öztürk'le olan istişaremiz dedi ki Orhan bu dakikadan sonra Kumluca Belediyesi'nin yani sizinle orada anons ettik. İlk belki o şekilde oldu. Sonuçta yapılan emek boşa gitmemiş oldu. Orhan adım adım çıktı ve Türkiye'de bugün yağlı güreşi sevdiren başarılı bir güreşçi. Ama bu işin Kumluca'da bu kadar kurumsallaşmasında ya Kemal de onların şeyin Abdullah'ın çırağı. Yani tabii, üniversite eğitimi almış. Yani şimdi Kemal Spor Akademisi mezunu bir arkadaşımız. Evet. Yani mesela ben onun başa çıkmasını çok arzu ediyordum Kemal'ın. Yani Kumluca'da çok ciddi güreşler yaptı. Evet. Çok üzülmüştüm o Kırkpınar'da yıkıldı ama çok emek çekti. Keşke Kemal da başa çıksaydı ama nasip bu işler. Ama orada Abdullah Kemal sürekli Orhan'la orada babasının da etkisi var şeyin Bekir. Ona güvendi, o çalıştırdı. Tabii disiplini çalışırsanız netice alıyorsunuz. Tabii emek çekmeden hiçbir başarı yok. Mutlaka şimdi onlara da sorsanız bu başarının
neler yaşadınız diye. Onlar da çok hikayeler anlatacaklar. Yani buraya çok kolay öyle çıkıp da sokağa hemen başpehlivan olma gibi bir şey yok. Öyle olsaydı bir anlamı olmazdı. Evet. Yani 70 tane başpehlivan değil de 300 tane başpehlivan olur Türkiye'de bugün. Yani 70 tane kişi çıkıp da meydanlara güreşebiliyor. İnşallah o şey bozulmaz. Biz gurur duyuyoruz. Yani Kumluca'dan o tür arkadaşlarımızın çıkması. Aşağıdan da geliyor. Şimdi daha da var. Yani geçen yıl baş altına çıkan mesela güzellerden bir çocukumuz daha var. O mesela baş altına çıktı. Şimdi biz yağlı güreş yapan Kentler Birliği şeyinde dedik. Yani Güreş Federasyonu Başkanımıza söylediğimiz... Yani arkadaş, Kumluca güreşleri, Türkiye'nin sahili güreşleri. Klasman olarak A klasmanında bir güreştir. Yani buradaki boy atlama olsun. Boy atlama yapacaklar tabii inşallah. Kumluca güreşleri i̇nşallah. Şey yapacak. Bunu ilerideki yapacağımız tekrar bir programda tam yani, Kumluca güreşleri harifesinde. Şey yapacağız yani biz de şimdi takipçisiyiz onu. Yani boy atlama mutlaka olması lazım. Yani şimdi siz o kadar ciddi güreş yapıyorsunuz. Şey yapıyorsunuz. Çocuklar da işte gözüküyor. Sonuçlar da ortada. Evet. Yani boyu atlatmak lazım. Hele alt boylarda. Çünkü hızla yükselmek lazım. Şimdi Orhan çok genç yaşta nasıl çıktı? Demek ki başarı böyle geliyor. Öyle. Hasan'a bakıyorsunuz. Hasan da çok genç de. Mehmet Yeşil Yeşil'de mesela öyle baksanız o şekildedir. Şimdi sonuçta bizim burada yaptığımız şey Abdullah Ersoy'la başlayan şey. Tabii güzellikler Kumluca insanı buna sahip çıktı. Esasında en önemlisi orası. O arada şimdi ağalar var. Siz Coşkun Ağa'dan bahsettiniz. Yasin Çetin var. Yasin Çetin şimdi var. Şimdi Coşkun Sönmez 4 kez ağalık aldı. Evet. Yasin Çetin 5 kez ağalık. İkisinde şeykeli var. İkisi artık üçüncüde Metin Özkan var 2 tane. 2 tane şey var. He? O tabii biz ona müdahil, vicdanlara müdahil olmuyoruz. Biz 2 yapan 3'ü yapıyor genelde. İnşallah 3'ü de olur ama önce 2'yi bir alnımızın hakkıyla inşallah yazın güreşleri. Allah kazası belası o abi, günlere çıkartsın ve güzel bir güreş yapalım. Tadını i̇nşallah alalım. İşte 2017 yılı Kırkpınar güreşleri İsmail Balaban ve Orhan Okulu güreşi. Evet son belki 15 yılın en güzel güreşleriydi her boyda. Güzel güreşleri vardı. 60 tane başpehlivan vardı. 60 tane başpehlivandan ve final ikisi yapıyordum. İki Antalya'nın çocuğu, biri Kumluca'nın çocuğu, biri efendim Elmalı Akçay'ın çocuğu. Şu anda birisi Döşemaltı Belediyesi'nde güreş yapıyor. Birisi Konyaaltı'nda. Birisi Konyaaltı'nda, birisi Muhittin Böceğen pehlivanı, birisi Turgay Gelin pehlivanı. Evet. Evet, işte başlarında Sezgin Yüksel ve Üstün Patron iki tane meydan baş hekimi ve kuleden aşağıya inen işte zaman zaman iyi oluyor. Hüsamettin Başkanım bu tür güreşlerde kuleden de birinin inmesi. Şimdi tabii ve güreş işte 2017 yılında. Şimdi Orhan'ın şansı İsmail Balaban'la aynı yaş kuşağı olmasıdır. Baştan bu tarafa İsmail Balaban'la güreş yapıyor olmasıdır. İsmail'in de şansı Orhan'la aynı yaş kuşağı olmasıdır. Aynı bölgede bu çocuklar ta en alt boydan bu tarafa hep birbirinin rakibi. Şeyin başaltı finalinde de şeyde de ikisi hatta hep böyle final yaparak şey yaparak geldiler. Birbirini beslediler. Esasında birisini yok eser. Yani Türk sporunda ben her zaman şunu söylerim. Yani Galatasaray varsa Fenerbahçe sayesinde. Fenerbahçe varsa Galatasaray. Yani bu ikisi iddialı olması iki takımın da taraftar sayısını arttırıyor. İki takımın da maçları izlenilirlik oranı yüksek oluyor. Yoksa iddia olmasa ne olacak? Şimdi İsmail ile Orhan'ın bu iddiası olmasa seyirciyi çekemezsiniz. Yani o benim söylediğim yani kimdir? İşte Hasan Tuna Kumlucalı, Kumluca güreşleri Hasan'ındır. Veya Orhan Kumlucalı, Kumluca güreşleri Orhan'ındır. Yani ben hep onda, onun için belirttim. Hasan birinci olmuş diyor. Hasan birinci olduğunda mutlaka Kırkpınar'da ya birinci ya ikinci ya üçüncüdür. Yani kürsü yapmıştır. Yani öyle Kumluca'da tesadüfen işte Kumlucalı olduğu için birinci veya ikinci olmamıştır. Mutlaka emeğinin, alın terinin hakkıyla ispatladı. Hasan da bunda samimi davrandı. Yani gerçekten böyle olsun. Hasan'ın karakteri de öyle. Yiğittir. Yani hak ediyorsa tut güreşidir. Yani böyle bir şeyi var onun. Tut güreşi şeydir. Yanlış iş, hatır gönüllü olmaz. Alavere dalavere işte. Yok olmaz. Şey yapmaz. Hasan Tunalı Hasan da olmaz. Bu camiada onun ki, için bu, çok seviliyor. Bu sene biliyorsun Hasan Tunalı da artık son yılı artık diyorum ki kuleye yavaş yavaş
kule bu sene de tamam bu sene de güreş ama kendini kuleye hazırla. Evet. Şimdi tabii Hasan inşallah bir de jübile yaparız Hasan'a. Abdullah i̇nşallah. Biliyorsunuz. Evet, Abdullah işte, Kumluca'da değil. Abdullah'ın Kumluca'da jübilesini Kumluca'da yaptı. Yani sonuçta Kumluca'lı da sevdi, benimsedi. Abdullah şimdi Kumluca'nın evet. bir parçasıdır. Kumluca'nın kendi evladı gibi geldiği zaman birçok dostlukları var. Evet. O tabii evet. onun karakterini de gösteriyor. Evet. Biz de seviyoruz. Bu, yani. Bu 2018 yılını noktaladığı zaman inşallah güzel evet. bir jübileyle İnşallah. Ondan sonra diyeceksin hadi bakalım Kumluca'ların hakkını kuledara. Kule de olur. Kule ayrı bir şey ama ben öğrenci yetiştirsin istiyorum. Mecit var. Mecit de başpehlivan şu anda bizde şey yapıyor. Mecit Yıldırım. Mecit Yıldırım aynı zamanda bizim hocamızdı o. Altboy'dan evet. çocukları hem çalıştırıyor ve başarılı da alttan bir jenerasyon geliyor ama. Siz daha sürprizleri bekleyin. Kumluca'lı yeni İnşallah. Sürprizlerimiz var. Yani ilk defa bir sporcumuz şeye katıldı. Minder'de ki şeydedir. Küçük orta küçük boyda bir çocuğumuz var. Minder'de geldi birinci oldu gitti burada şimdi. Yani ilk defa şeydi. Yani hem Yağlı'da hem Minder'de iddialı geliyorlar arttan. Daha da şeyimiz var. Öyle olması lazım sevgili başkanım sadece değil. Şimdi Minder'de de taban Minder olması lazım. Evet. Taban. İşte akademisyen biliyorsun Güven Özbey Hoca açıkladı. Şöyle kısa bir Orta Asya'dan günümüze evet. vurgulama yaptı. Zaman zaman onları beraber tartışacağız inşallah. Bazı vurguladıkları yerler var. Yani salavatlama diyoruz. Yağlı güreşinde yani, salavatlamada, kispette. Yani hepsi İslami şeyler içerisinde. Yani bizim... O geçen yıl Güreş Federasyonu, Kumluca Belediyesi, Dışişleri Bakanlığı ortak projemizin temel şeyi de bu. Anadolu'yu Türkleştiren, Anadolu'yu Müslümanlaştıran Hoca Ahmet Yesevi'nin öğrencileri. Yani yaptığımız spor da İslami şeylere göre. Çünkü temel kültürünüzü, temel yaşam biçiminizi belirleyen şey sizin dininiz, inançlarınız. Şimdi bizi kimlik kazandıran, Türk kimliğini kazandıran temel şey İslam. Yani Müslüman'dan çıktığı zaman da çok bakın Türklüğü iddia eden de insan kalmıyor. Yok olup gidiyor. Yani dünyada çok az vardır. Yani Müslüman olmayıp da Türk'üm diyen vardır. Yani yoktur dersek onlar istisnadır. Ama topluluklar halinde en önemli millet olarak duranlar işte Müslümanlardır. O da Hoca Ahmet Yesevi geliyor Anadolu'da öğrencileri. Yani burada böyle bir şey varsa İslami usullerle olacak. İşte erkekte mahrem nedir? Diz kapağıyla evet. göbek arasıdır. Kisbeti ona göre yapıyor. Çıkmayacak. İşte ondan sonra salavatlayarak. Bütün bunların İslam'da bir karşılığı, inançlarımızda bir karşılığı var. Bunları inşallah bir program yapacağız sevgili Hüsamettin Başkanım. Yavaş yavaş da programımızın sonuna geliyoruz. Yine beraber olacağız sevgili Metin Özkan'a. Neler söylemek istersin buradan bizi izleyenler? Vallahi, Sayın Gazanfer abicim çok teşekkür ederim. Güzel bir program oldu. Başkanım yüreğine sağlık. Estağfurullah. Senin başarılarını devamını istiyoruz. Allah razı olsun. Sağ ol. Teşekkür ederim. İnşallah hep birlikteyiz. İnşallah. Sonuna kadar beraberiz başkanım. Sonuna kadar beraberiz başkanım. Evet Hüsamettin Başkanım son olarak neler ya şimdi istersin? Tabii Metin Bey gerçekten centilmen bir insan. Yani evet. yağlı güreşi Kumluca da sevmeye başlaması o da bizim memleketine götürdü, Develi'ye götürdü. Develi'nin cıvıklısı var. Evet, başkanım. Yani bizim hem Ramazan ayıydı. Sağ olsun buradan Develi Kaymakamını ve Belediye Başkanını ve oradaki dostları da selamlıyoruz. Evet. Şimdi orada herkes kendi güzelliklerini göstermek istiyor. Bizimki de yörük işi, yağlı güreş. Yani bizim güzelliğimiz de bu diyoruz evet. Metin Bey'e. Ama evet. Metin Bey bizimkini çabuk benimsedi. Kumluca'da da önemli bir site yaptı. Gerçekten geldiği, ben hayat hikayesini biliyorum, geldiği nokta. Tırnaklarıyla kazarak bu noktaya gelmiş. Önemli bir iş adamı. Maalesef yani bizim en büyük zenginliğimiz, ben Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı olmakla onur duyduğum, en çok şey yaptığım, Cumhuriyet'in bize kazanımı olarak gördüğüm en önemli şey sınıfsız toplum olmadır. Yani nedir o sınıfsız diye? Ayrıcalıklı olmazsınız. Yeteneğiniz varsa serbest, herkesin önü açıktır. Yani bir başka yerde şimdi bir İngiltere'de bunu göremezsiniz falan asil misiniz öyle
önemli yerlere. Oxford mezunu olabilmek için bile öyle şeydir ama bizde yeteneği varsa, bileğinin gücü, çalışan varsa işte köydeki bir tornacının oğlu gidiyor, cumhurbaşkanı olabiliyor, iş adamı oluyor ama neyle oluyor? Çalışmakla. Metin Bey de iğneyle kuyu kazarak Antalya'nın yüz akı gerçekten iş adamlarından. Bunu da kazanımlarının bir kısmını da yağlı güreşe hasrediyor. Yani bu ağaların kıymetini de bilmek lazım. Teşekkür ediyorum. Ben yağlı güreşe emek veren herkese teşekkür ediyorum. Bizleri bu saate kadar dinleme zahmetinde bulunan seyircilerimizi selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii ki size ve tabii televizyonumuzun sahibi bizim gönüldaşımız Okan kardeşimiz var. O da bizim organizasyonlarımızda ilk havai fişek atarak başladık. Sonra organizatör oldu. Şimdi de televizyon sahibi, patrondur. Bu içinde bulunduğumuz stüdyonun televizyonu da sahibidir. Ona da bu çıkmış olduğu televizyonculukta başarılar diliyorum. BTV'ye uzun yıllar bu memlekete hizmet etsin istiyorum. Biz bu ortamda çok oturduk. Allah razı olsun. İyi ki var diyoruz BTV. Ve iyi ki var Gazanfer Hoca diyoruz. Eyvallah, bizi vatandaşlarımıza selamlama fırsatı verdi. Hayırlı akşamlar. Olduğu müddetçe Gazanfer Hoca ile beraberiz demiştim. Evet başkanıma işte diyor ki şurada bir İsmet Atlı kitabı bu. 1960 Roma'da tahtı yendiğinde 3 gün İran'da yas ilan ediliyor. Bayraklar yerde iniyor. Maşallah. İşte bir İsmet Atlı kitabı, içinde Gazanfer Özdemir'in de yazısı var. Evet hocam. Başkanıma. Evet. İki, yine Çukurova'dan bir atasporumuz güreş, pehlivan Aktuğ. Asker arkadaşım Aktuğ Aslan. Evet. Bu sene Çukurova'da beraberdik, misafiriydik. Yine başkanıma kitabı. Çok teşekkür ederim. Okuyacağız hocam bunları. Ve işte Habbe'den Kubbe'ye. Bu polis baş müfettişliğinden emekli olduğu Emniyet Müdürü Eli Haşmet Yöreli. Bizim güreşimizin içerisinden gelen 52 kilodan gelip kazıyarak bu mertebeye gelen bir Haşmet Yöreli. Habbe'den Kubbe'ye içinde güzel yazıları var. İkinci bir kitabı da geliyor. Bu da başkanıma. Çok teşekkür ederiz. Şimdi siz herhalde şöyle dediniz. Metin Bey kitap okumaz. Bu başkanda da kitap okuma hastalığı vardır. Benim herhalde 3000'in üzerindedir kütüphanemde kitap sayım. Bende birazcık kitap tutkusu var. Okurum da. Onun için çok teşekkür ederiz. Ne demek? İnşallah biz de bu kitapların kıymetini bileceğiz hocam. İnşallah. Evet bu akşam Er Meydanı'nın konukları Kumca Belediye Başkanımız 27, 28, 29 Nisan'da 19. yapılacak olan Kumca Güreşleri'nin Kumca Tarım Seracılık Festivali'nin Tertip Komitesi Başkanı, Kumca Belediye Başkanımız Sayın Hüsamettin Özkan idi. Sayın Hüsamettin Çetinkaya. Çetinkaya Başkanım. Aynı zamanda da biz şu andaki Güreş Federasyonu'nun kurulunda da beraberiz. Bu evet. Teknik kurulunda, biz basın kurulundayız. Ve sevgili ağamla beraberdik. Evet, bir kez daha duyuralım. Önümüzdeki hafta, cumartesi günü, Er Meydanı, cumartesi akşamı saat 20'de devam edecek. Bundan sonra cumartesi akşamları saat 20'de Kanal V'de Er Meydanı diyoruz. Evet biz de diyoruz iyi ki varsınız. Hüsamettin Çetinkaya Başkanım Güreş adına iyi ki varsınız. İyi ki dost adına varsınız. İyi ki sevgili Metin Özkan. Evet kalın sağlıcakla efendim.